Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz iki renkli örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istedim. Şöyle yakından bakalım. Özellikle bebek ve çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Örgümüzün arka tarafının görüntüsü de bu şekilde. Ön yüzüne şöyle tekrar bakalım. Yapılışı oldukça kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi bu modeli rahatlıkla yapabilirler. Modelimiz 2 ilmek ve 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Şimdi 2 ve 2'nin katları demiştim. İlmeklerimi atmaya başlıyorum. Bakın ilk 2 ilmeğimi attım. Yine 1, 2. Yine 1, 2. 2 ve katları derken bundan bahsediyorum. 2, 2, 2 olarak ilmeklerimizi atıyoruz. Yani çift sayılarda ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ilmek modeli açıklayabilmek için yeterli olacaktır. Şimdi modelimizin alt kısmına birkaç sıra haroşa olarak örmek istiyorum. Sizler buraya istediğiniz herhangi bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. Ben bu attığım ilmekleri birkaç sıra haroşa olarak örüp geliyorum. Haroşa örgüyü bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bakın ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ben normalde her iki yönde de ters olarak örerek haroşa elde ediyorum. Bu modele özel her iki tarafta da ilmeklerimi düz olarak örüp haroşamı elde ediyorum. Ön yüzde bir sıra bütün ilmeklerimi düz ördüm. Çevirdim. Örgümün arka tarafına geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde bir gidip geldiğimizde bir sıra haroşa elde etmiş oluyoruz. İlmeğimi de ördüm. Şöyle bakalım. Bakın bir sıra haroşamız oldu. Aynı şekilde bir sıra daha örelim. Bir sıra daha örmeye devam ettim. İki diş haroşa sıramız oldu. Şimdi örgümün ön yüzünde iken kenardan beyaz renk ipimi bağladım. Renk değişimlerimizi örgümüzün ön yüzündeyken yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alarak başlıyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. İpim örgümün arkasındayken sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Yine sıradaki ilmeği düz ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. İp örgümün arkasındayken bir ilmek örmeden atlıyorum. Bir düz ördüm. Bir ilmek örmeden sağ şişimi aldım. Bir ilmek düz. Bir ilmek örmeden alıyorum. Sıramın sonuna kadar aynı işleme devam ediyorum. Bir örmeden aldım, bir düz ördüm. Bir örmeden aldım, bir düz ördüm. En son bir tane düz örmüştüm. Bunu örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Görüntümüz bu şekilde. Döndüm. Şimdi örgümüzün arka tarafına geldik. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıraya başlıyorum. İpi örgümün arkasına aldım. Ve düz olarak örüyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Örgümün arka tarafı. Beyaz rengimle örgümün arkasında bütün ilmeklerimi düz ördüm.
ve sıramı tamamladım. Çevirip ön yüze geçelim. Bakın. Şimdi burada tekrar mavi renk ipime geçiyorum. Bir sıra beyazla gidip geliyoruz. Bir sıra da mavi renk ile. Şimdi yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın modelimiz değişiyor. Kayarak ilerliyor. O yüzden bir önceki sırada kenar ilmeğinden sonraki ilmeği örmüştüm. Şimdi ipimi örgümün arkasına alıyorum. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeği örmüyorum. Devamındaki ilmeği düz ördüm. Buna dikkat edersek modelimizde bir şaşma olmaz. Kenar ilmeği bir tane örmeden atladım, bir tane ördüm. Bakın beyaz ilmekleri atlıyoruz. Mavi görünen, altta mavi görünenleri düz örüyoruz. Bir atladım, bir düz ördüm. Bir atladım, bir düz. Bu şekilde sırama devam ediyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın altta görünen beyaz olan ilmekleri atlıyoruz. Mavi gördüklerimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Arka tarafa geldiğimde kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmekleri mavi ipimle düz olarak örüyorum. Ön yüzde ilmek atlıyoruz. Arka tarafta bütün ilmekleri örüyoruz. Gerçekten çok kolay bir model. Son kenar ilmeğimi de ördüm, tamamladım. Şimdi tekrar beyaz rengimize geçiyoruz. Şimdi yine modelimizi kaydırıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir sonraki ilmeği düz olarak ördüm. Mavi ile başlarken mavi ipimizle ördüğümüz sırayı kenar ilmeğinden sonraki ilmeği atlayarak başlıyoruz. Beyaz ipimizle de örerek. Mavi ilmekleri yine atladım. Bakın altında beyaz görünen ilmekleri ördüm. Bir atladım, bir ördüm. Bir atladım, bir ördüm. Sıramın sonuna kadar aynı işleme devam ediyorum. Bir beyaz örüp mavi, alttan gelen mavileri bakın örmeden atlıyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Döndüm. Arka tarafa geldiğimizde yine bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka yüzü sürekli düz örgü olarak örülüyor. Ön yüze geldiğimizde modelimizde yavaştan oluşmaya başladı. Şimdi tekrar mavi rengimizle devam edelim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın sıradaki ilmeğim beyaz. Bu demek oluyor ki bu ilmeği örmeden atlıyoruz. Alttan mavi gelen ilmekleri düz olarak örüyoruz. Beyaz ilmeklere geldiğimizde örmeden atlıyoruz. Bakın zaten yerleri artık belli oluyor. Bir aldım, bir ilmek düz ördüm. Bir örmeden aldım, bir ilmek düz ördüm. Beyaz, bakın alttan beyaz geliyor. Demek ki mavi rengimle örüyorsam bu ilmeği atlıyorum. Alttan mavi geliyor ve mavi renk ile örüyorsam
O ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. Döndüm, arka tarafta yine bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Hemen modelimize bakalım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Bu ince ip olduğu için modeli çok göstermedi. Bakın daha kalın bir iple model daha çok kendisini gösteriyor. Renk değişimlerini de sıraya başlarken dediğim gibi bakın sırayı takip edebilirsiniz. Eğer kırmızı renk ile örüyorsak alttan kırmızı gelen ilmekleri örüyoruz, diğer rengi atlıyoruz. Eğer açık renk ile örüyorsak alttan gelen açık renkleri örüp kırmızıları atlıyoruz. Bu sırayı takip ettiğimizde örmesi gerçekten çok kolay ve çok keyifli bir model. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.